Esra hocam sizin. Evet. Hoş geldiniz. Çok memnunum. Canavar gibi. Hadi ya. Halime. Ne güzel isim ya. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Kaç öğrenciniz var? Bir öğrenci. Çok güzel. Siz neresiniz? Çok sevdim. Ben de. Evet. Hocam ama sizin bu güzel gönlünüz bizi buraya getirtirdi. Evet. 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 Siz söylemeseydiniz biz bile mi? Evet dediler. Sen okula gidiyor musun? Evet. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Evet. Kaça? Mehmet Ali bu her tarafını alıyor mu komple? Ama harika. Geçecek size. Geçecek size. Abi siyah, yeşil, kırmızı olması gerekiyor. Yanlısın. Hadi bir daha. Benim. Da böyle. Sen de böyle. Biz buraya İstanbul'un doğu yakası olan Tuzla'dan geldik ve bizi burada ağırlayan, misafir eden, bu masal şehrinde misafir eden herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Ve bu misafirperverliği, bu misafirliği bir iltifat olarak, bize bir ödül olarak görüyor ve gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. İstanbul'un doğu yakası olan Tuzla'dan biz buraya geldik. Ve Tuzla bizim yurdumuz, evimiz. Biz de Tuzla'da geleceğimiz için, gençlerimiz için onların okuyacağı, onların severek yaşayacağı ve iyilik sütunlarının üzerinde yükselen bir şehir kurmaya çalışıyoruz. İyilik çok önemli bir duygu. İyiliğin evrensel değeri ve iyiliğin o yüksek çekim gücüyle birlikte iyiliğin etkisini her yerde görmek istiyoruz ve görüyoruz ki burada da bunu gördük. Burada da bugün iyiliği başlatan Esra öğretmenimize yürekten teşekkür ediyoruz. İlk okul öğretmenimiz Esra Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü bugünkü iyiliğin başlangıcını o yaptı ve onun katkısıyla beraber onlar okulun ve öğrencilerin isteklerini ve taleplerini belirledi ve onu dile getirdi. Bizim gönüllülerle çarşımızdaki gönüllü hanımefendiler hemen harekete geçtiler ve Vefa Uluslararası İnsan Yardım Vakfı da hemen bu konuda, bu süreçte katıldılar. Ve sonrasında iki kurumun bütün imkan ve olanakları seferber edildi ve buradaki ve iki kurumun da bütün süreçteki onay ve katkılarıyla birlikte de bu süreç tamamlanmış oldu. Bu süreç sonucunda gerçekten çok güzel bir ortam elde edildi ve gördük ki biz bugün iki tane pirinç tabela gördüm burada. Diyor ki bu okulun tadilatı Tuzla Belediyesi ve Vefa Uluslararası İnsan Yardım Vakfı tarafından karşılanmıştır. Ve yine zeka sınıfı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından yapılmıştır diye çok güzel iki tane onur edici, taltif edici bir, onların nezaketi bu ifade. Ama bundan çok daha önemli bir şey var ki burada ben yürekten inanıyorum ki, adım gibi eminim ki bu okuldan bundan sonra iyiliğin yayılacağını, bu okuldan çok iyi yöneticilerin çıkacağını, çıkan bu yöneticilerin iyilikte her zaman aracı olacağını ve iyilik için mücadele eden, gerek toplumsal gerekse bireysel olarak iyiliğin bir parçası olan nesiller oluşacağına yürekten inanıyorum. Esra Boyraz, Akçapınar İlkokulu'nda müdür yetkili olarak görev yapıyorum. İstanbul Tuzla Belediyesi ile oluşan gönül bağımızdan bahsetmek istiyorum. Kendilerinin gönülleri çağrısını basından takip ediyordum yaptıkları çalışmaları. Daha sonra şansımızı denemek istedik. Biz de ulaştık kendilerine. Talebimiz başkanımıza kadar ulaştı. Sağ olsun bizimle kendisi şahsen ilgilendi. Bizim taleplerimiz doğrultusunda isteklerimiz hatta çok daha fazlasını gerçekleştirdiler.
buraya davet ettik ve Kırmayı çok büyük bir ekiple buraya kadar geldiler. Bizim göremediğimiz eksikleri görüp onları da onaracaklarını söyledi. Yani burada çok zor şartlarda çalıştığımız için böyle bir ortama, böyle bir atmosferi hayatta hayal edemezdim. Ne öğrencilerim ne de bizler. Bu kadar kalabalık bir ekibi ve bu kadar dolu dolu bir şekilde gördükten sonra çok duygulandım. Yani o zorluklar hepsi bir anda bitti sanki. Bu tür destekler hem öğretmenlere moral hem de çocuklara motivasyon oldu. Çok mutlu oldum. Öncelikle bugün Kızıltepe Akçapınar mahallemizdeyiz. Tuzla Belediye'miz, Tuzla Kaymakamlığımız, Vefa Derneği'miz ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin sadece eğitmeni değil, önderliğini de yapan o çok kıymetli fedakar öğretmenimizin başlattığı sosyal sorumluluk projesinin neticesinde bugün bu mahallemizde okulumuzun tadilatı yapıldı. Yavrularımızın, evlatlarımızın daha kaliteli, daha etkin bir eğitim alması için fiziki şartların iyileştirilmesi bizim için çok önemliydi. Minerva. Minerva soyadın? Türk. Peki mutlu oldun bugün? Evet. Dersler nasıl? İyi. İyi mi? Evet. Ne olmak istiyorsun bugün? Doktor, çocuk doktoru olmak. Neden? Çünkü insanları iyileştirip annemi ve kendimi de iyileştirmek. Adım Emre, soyadım Türk. Satranç oynuyor musun? Evet, oynamayı severim genellikle. Benim adım Medyanur Çelik. Peki buraya bir tane zeki tane geçelim. Evet, çok mutluyum. Neler yapacaksın burada? Satranç, önce çılgın bardakları oynayacağım. Sonra bil bakalım, anlat bakalım. Sonra da satranç oynayacağım. Kaç yıldır burada? Bundan basketbol oynuyorsun, böyle tutuyorsun, topunu alıyorsun, atıyorsun. Evet. Burada mısın sen?